Diyelim ki elimizde 2x eksi 1 çarpı x artı 4 eşittir 0 şeklinde bir denklemimiz olsun. Şimdi bu videoyu durdurun ve bu denklemi sağlayacak x değerlerini yani aslında bu denklemin çözümlerini bulmayı siz deneyin. Tamam, şimdi de beraber bakalım. İlk başta bunları çarparak parantez dışına çıkartmak gibi bir şey aklınıza gelebilir. Sonuçta çözüm için düşünülebilecek birden çok yöntem var ancak burada asıl fark edilmesi gereken şey şu iki şeyi çarpıyoruz ve sonuç sıfıra eşit oluyor. Çarpılan şeylerden ilki 2x eksi 1, bu ifade x artı 4 ile çarpılıyor. Evet, sonucun sıfıra eşit olması için bu ifadelerden birinin veya her ikisinin de sıfıra eşit olması gerekir. Şimdi bunu İyice açıklamama izin verin. Mesela elimizde iki değişkenimiz var. Bunlara A ve B diyelim. Ve bize A çarpı B'nin sıfıra eşit olduğu söylenmiş olsun. En az bir tanesi sıfıra eşit olmadan iki sayının çarpımının sıfıra eşit olduğunu söyleyemezsiniz değil mi? Evet, mesela a7 ise sonucun sıfır çıkmasının tek yolu b'nin sıfır olmasıdır. Ya da mesela b5 ise sonucun sıfır çıkmasının tek yolu a'nın sıfır olmasıdır. Yani bu örnekten de görüldüğü üzere ya a'nın ya b'nin ya da her ikisinin birden sıfır olması gerekir. Yani iki sayının çarpımından sıfır elde etmenin tek yolu sayılar sayılardan birinin veya ikisinin birden sıfıra eşit olmasıdır. Bunu öğrendiğinizden gerçekten emin olmak istiyorum. Hatta şu yazdıklarımı kırmızı bir kutu içine alacağım ki böylece kafanıza iyice yerleşsin. Evet, şimdi de bunun neden böyle olduğunu düşünmenizi istiyorum. İki sayı ile denemeler yapmaya çalışın. Bu sayıları çarparak sıfır elde etmeye çalışırsanız, sayılardan birinin sıfır olması gerektiğini göreceksiniz. İşte bu fikri şimdi tam burada kullanacağız. Bu biraz farklı görünebilir ama 2x eksi 1'i a olarak x artı 4'ü de b olarak düşünün. Bu durumda 2x eksi 1 ya da x artı 4 sıfıra eşit olmalı veya her ikisinin de sıfıra eşit olması gerekir. Bunu şöyle yazalım. 2x eksi 1 sıfıra eşit olmalı veya aslında renklerini doğru şekilde yazmak için şunu bir sileyim. Evet, 2x eksi 1'i sarı renkte yazalım. Evet, 2x eksi 1 sıfıra eşittir veya x artı 4 sıfıra eşit. Şimdi bunlardaki x değerlerini bulalım. Eğer 2x-1 eksi sıfıra eşitse bakalım iki tarafa da 1 eklersek 2x eşittir 1 olduğunu görüyoruz. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde ki burada basit bir şekilde birinci dereceden denklem çözümü yapıyoruz. Eğer bu konuya aşina değilseniz Khan Akademi'de yer alan birinci dereceden denklemleri çözme konusundaki videoları izlemenizi öneririm. Evet işte burada x'in çözümlerinden birinin 1 bölü 2'ye eşit olduğunu bulduk. Gördüğünüz gibi enteresan bir şekilde burada iki çözümümüz olacak. Şimdi de şu taraftakine bakarsak, burada x'i bulmak için her iki taraftan 4'ü çıkarabiliriz ve x'in eksi 4'ü eşit olduğu sonucuna ulaşırız. İşte bu kadar. Böyle bir denklemde aslında iki çözümümüz olabilir. x 1 bölü 2'ye ya da eksi 4'e eşit olabilir. Bunlardan birini denkleme koyduğumuzda ne olduğuna da bir bakalım. Eğer x 1 bölü 2'ye eşitse ne olur? Bu kısım 2 çarpı 1 bölü 2 eksi 1'dir. Evet yazalım 2 çarpı 1 bölü 2 eksi 1. Bu bizim ilk ifademiz. Ve ikinci ifademiz de 1 bölü 2 artı 4'tür. Peki bunun sonucu neye eşit? 2 çarpı 1 bölü 2 1'dir. 1 eksi 1, 0 eder. Bu yüzden burada ne olduğuna bakmamıza bile gerek yok. 0 çarpı herhangi bir sayı 0'a eşit olur. Bu durumda x 1 bölü 2'ye eşit olduğunda ilk ifade 0 olur ki bu da çarpımı 0 yapar. Aynı şekilde eğer x eksi 4'e eşit olursa da bu ikinci ifadenin 0 olacağı açıktır ve her ne kadar ilk ifade 0 olmayacak olsa da 0 ile çarpılan herhangi bir şeyin sonucu 0 olacaktır. Peki, hadi bir örnek daha yapalım. Şu yazdıklarımın hepsini bir sileyim. Evet, bu sefer bir fonksiyon yazacağım. Diyelim ki Diyelim ki fx eşittir x eksi 5 çarpı 5x artı 2 şeklinde bir fonksiyon verilmiş ve bizden fx'i 0 yapan değerleri bulmamız istenmiş olsun fx'i 0 yapan değerleri yani fx eşittir 0 sonucunu veren x değerlerini bulmak istiyoruz. Evet fx ne zaman 0'a eşittir? Şöyle yazalım hangi x değerleri için fx 0'a eşittir? Peki. fx'i 0 yapan değerleri bulun derken aslında bize sorulan şey bu. Bunu bulmak için fx'in ne zaman 0'a eşit olduğuna bakalım. Buradaki ifade sıfıra eşit olduğunda fx sıfıra eşittir. Bu durumda az önceki denklemde gördüğümüze benzer bir durum ortaya çıkıyor değil mi? x eksi 5 çarpı 5x artı 2 ne zaman sıfıra eşittir? Bu az önce gördüğümüz denkleme benziyor. O yüzden şimdi videoyu durdurup bunu önce kendi başınıza çözmeyi denemenizi istiyorum. Evet, bunun gerçekleşebileceği iki durum var. Ya birinci ifadenin ya da ikinci ifadenin sıfıra eşit olması gerekiyor. Ya da belki bazı örneklerde her ikisinin de sıfıra eşit olduğu bir durumla da karşılaşabiliriz. Bu durumda ya x eksi 5 sıfıra eşittir, evet, ya da 5x artı 2 sıfıra eşittir diyebiliriz. Şuraya veya diye de yazayım. Şimdi x'i bulmak için bu denklemin iki tarafına da 5 ekleriz ve x eşittir 5 buluruz. Burada ise x'i bulmak için her iki taraftan da 2 çıkarırız. 5x eşittir. Eksi 2 elde ederiz ve her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x'in eksi 2 bölü 5'e eşit olduğunu görürüz f(x)'i 0 yapan iki değer işte bunlardır. f(x)'e bunlardan herhangi birini koyabiliriz. x 5'e eşitse yani f(5)'i hesaplarsak bu ilk ifade 0 olacaktır ve bu durumda 0'la çarpılan sayı ne olursa olsun çarpımda 0 olacaktır. 0 çarpı 27 0'dır. Benzer şekilde f Eksi 2 bölü 5'te de bu ilk ifadenin ne olduğu önemli değil. Buradaki ikinci ifade 0 olacaktır. Dolayısıyla 0 çarpı herhangi bir sayının da sonucu gene 0'dır.